Arzu tutup barmağını oraya salıp 180 derece çevirebilsen demek ki arzun hayata geçecek. İndi ben de arzu tuturam. Bakar mısınız? Sultanahmet'ten geze gelip çıktık Eminönü'ne. Kahvelerine deyirler söz olabilmez. Közde kahve yapıyoruz burada. Benim için bir tane yapar mısınız? Balık ekmeğin fiyatı kaç? 8 lira hanımefendi. Altı yıl kaldım Azerbaycan'da. Sizin yezdeniz de. Yezdeniz de buradaymış. Bizim en iyi müşterilerimiz Azerbaycanlı. Azeri kardeşlerimizden de her zaman gurur duyarım. $19,000. Bildiğiniz gibi İstanbul'un havası da çok şıltak olur. Artık bir balaca yağış yağır. Bayağı gün çıkmıştı, çok güzel havaydı ama artık hava değişip ve istiyorum bu mağazaya girmeyi. Çünkü bilirsiniz ki Türk şirinliyatının da tadına bakmadan İstanbul'a geldim, onu yemeden gittim demeye günah var en azından. Öyle gelin mağazadan görelim neler var neler yok. Selam, merhaba. Hoş bulduk. Lokum? Bugün bayram günü çalsın hep sarılar. Lokumun normalde kaç növü var? 3 ay ömrü var. 3 ay ömrü sormuyorum. Niye? Lokumun normalde kaç növü? Çeşit. Kaç çeşidi var? Çeşit. Sizde yani, çeşit de bizde növ. Evet, sizde növ, bizde çeşit. 30-35 tane çeşidi var. 30-35 tane çeşidi var. Lokum nasıl yarandı? Nasıl oldu? Nişastadan yapılıyor. Nişasta, şeker. Onu sormuyorum. Onun tarihi. Tarihini o kadar bilemem. Mesela ben bir şey biliyorum. Revayet tabii ama söyleyeceğim. Tamaşaçılarımız da duysun. Siz de duyun. Belki yanlış bir informasyon bilmem ama revayete göre Sultan dövründe Sultan'a Osmanlı evet Osmanlı zamanında Sultan şirniyat yerken dişi sınır ve öz aşbazına sipariş edilir ki mene en yumuşak ve en lezzetli bir şirniyat növü lokum, hazırlansın. Güllü lokumlar, sade lokumlar onlardan gelmiştir zaten. Ben söylediğimi bilmiyorum. Şimdi hatırladınız. Hatırladık evet. Osmanlı tarihinde güllü lokum yani tatlı yerine baklava yerine lokum üretirlerdi. Şerbet yerine güllü lokum, limon lokum filan tavsiye ederlerdi. En önceki tabii ki sadesi daha sonra fındıklı, fıstıklı, gozlu bilmem çeşitler evet değişti. Bilmek istedim fiyatı kaç, kıymeti? 16'dan başlıyor 75-80 liraya kadar gidiyor. 80 olan neyle? Fıstıklı. Ha, fıstık. Narlı, bol fıstıklı. Yani gösterebiliriz de daha çok çeşitler. Bakabilir miyiz sana? Bir gedey tadına da bakar. Ye, düzü çok yemişim ama çok severim ki ilk defa yemiş gibi tadına bakacağım en azından. Aha bu 80 olan hangisi? 80 olan bu. Fıstıklı, Osmanlı fıstıklı ismi de Osmanlı'dan gelme. Bunu buraya şey için koruyorsunuz. Yani İkram, müşterilerimize ikram. Ağızları tatlansın diye. Buyurun. Normalde böyle dağıtılmalıdır. Evet dağıtılmalı. Sakız gibi. Sakız gibi. Çok tatlı, çok lezzetli. Ellerinize sağlık. Bunu burada mı yapıyorlar? Yok, fabrikada yapılıyor. Yani fabrikada yapılıyor. 40 tane şubemiz var. Hı-hı. Fabrikadan yollanıyor. Alıcı sayı kaç? Çok mu oluyor? Çok mu seviyorlar? Lokumu çok seviyorlar. Lokum tatlı. Özellikle Araplar biraz daha lokuma biraz daha düşkün. Anladım. Teşekkürler abi. Kolay gelsin. Ben artık paklava da veribler yemeye. Bilmem onu yiyeyim yoksa operatörümden bölüşüm. Bu paklava neyle? Bu da fıstıktı. Ha, bunların hamısını bana verirsiniz. Ne güzel, ne veriyor açıklar. Bunlar pakovka ilde varacağım Bakı'ya. Bakı'da yiyerim. Aha, bu da fıstıkladı. Bunların kıymeti ne kadardı? Fiyat. Fıstıklı olan 60 lira. Bu.
yeri de 53 lira. 53 lira. Hmm, güzel. Bunları götüre gidelim. Sonra yiyeceğim. Aparam atelde yiyeceğim. Kofeni demlemeye ve içmeye için de fincan yerleştirilip çok güzel, çok tedbire uygundu. Ve gidelim. Birazdan size Türk kahvesinin de tarihinden danışacağım, onun nece yaranmasından da danışacağım ve faydasından size məlumat vereceğim. Merhabalar abi, hoş bulduk. Bakar mısınız? Bunlar hepsi Türk baklavası mı? Evet, hepsi Türk baklavası. Hatta bazıları Osmanlı'ya dayanıyor. Pardon, ben sizin yanımıza gelebilir miyim? Gel. Olur mu abi? Ne oldu, bozuldu mu bu? Yardım edeyim mi size? Okey, ihtiyacımız yok. Teşekkür ederim. abi sizi alacağım. İsminiz ne? Yaşar. Yaşar abi, bunu burada mı yapıyorsunuz? Yok, bunlar bize fabrikadan geliyor. Tamam, Türk baklavasının neçin növü var? Kaç növü var? Çeşidi, kaç çeşidi? Bizde yaklaşık 50 çeşit tatlı var. Hepsi Türk tatlısı. Türk baklavası olarak. Baklavası olarak cevizli baklava var. Fıstıklı kare baklava var. Fıstıklı baklava var. Şöbiyet var. Fıstıklı dürüm var. Bu fıstıklı dürüm. Evet. Baklava değil de bu. Baklava grubuna giriyor. Ha, bu da baklava evet. grubundandı. Bunlar. O fıstıklı muska, içerisinde fıstık ve kaymak mevcut. Abi bunların bu ne? Mesela bu neyle? Fıstıklı ev baklavası bu. Ev yapımı baklava. Bu ne? O bülbül yuvası. O sadedir. Sade. Evet, sade. Bu? Fıstıklı dürüm. Aha, o fıstıklı sarı vurma biraz çıtır. Abi hepsi fıstıklı mı? Cevizli de var, fındıklı da var. Hangisi cevizli olan hangisi? Cevizli bu mu? Kare baklava. Evet, bol cevizli. Klasik cevizli. Cevizli kaymaklı, cevizli padişah, cevizli çikolatalı. Bu çikolatalı mı? Evet, bu fıstıklı çikolatalı, bu cevizli çikolatalı. Bir şey soracağım. Sizin Azeri baklavası diye bir şey var. Duydunuz mu şirniyat? Yok, biz duymadık. Maalesef. Bizim baklavamızdan baklavalar çok farklıydı. Bizim baklavanın, belə deyim de, xəmirinin naziliyi təxmini bir vərəq qədərdi. Ama bildiyimə qədər bunlarınki vərəqdən belə nazik olur. Xəmiri və daha çox bol fıstıq. Yağ çox mu olur sizdə? Yox, tereyağı kullanıyoruz. Baklavaların hepsinde tereyağı mevcut. Yani bol mu koyuyorsunuz onu yoksa? Ürüne göre değişiyor. Bazı ürünlerde bol, bazı ürünlerde az. Daha çok şerbet mi kullanıyorsunuz? Şerbet kullanılıyor, evet. Üründen ürüne değişiyor. Bazı ürünler bol şerbetli, bazıları az. Ve en esası ise bunların baklavalarının bir çox növləri var ki, onları kaymakla yemeye daha çok üstünlük verirler. Böyle abi afiyet olsun, kolay gelsin. Afiyet olsun. Neydi? Kolay gelsin. Bu ne abi? Bunu söylemediniz. Bu ne? Fıstıklı halep sarması, şerbeti baldan oluşuyor. Kadayıf grubu. Çok kalorisi çok olur onun, yüksek kalori. Yani, şey. Evet. Sağ olun, geçiyorum. Sultanahmet'ten geze gelip çıktık Eminönü'ne. Hal-hazırda ise kahve içmek için, Türk kofesi bilirsiniz ki çok meşhurdu, içmek için bir mekan aktarıq ve bize söylediler ki burada közde xüsusi kahveler hazırlanır. Hansı ki oturma ile de geniş yerleri yoktu ama kahvelerine deyirlər söz olabilmez. Merhaba. Merhaba abi. İsminiz? Vedat. Biz Bakı'dan geldik. ATV kanalından. Bir el sallasanıza. Selamun aleykum. Aleykum selam. Aleykum selamun aleykum. Burada ne yapıyorsunuz? Közde kahve yapıyoruz burada. Türk kahvesi. Evet, Türk kahvesi. Normalde biz evde onu gazın üzerinde yapıyoruz. O düzgün değil mi yoksa? Bunda tadı daha farklı olur. Daha mı farklı oluyor? Daha güzel. Tamam o zaman siz Türk kahvesi benim için bir tane yapar mısınız? Türkçemden de benim hiç olmaz ki. Alemi katı. Ama siz anlata yapın. Biz de onu. Şekeri nasıl olsun önce içeceğiniz damak tadınızı söylerseniz de. Adlı, ortamı, şekerli mi? Aslında ben şekersiz içiyorum ama siz normalde nasıl olsa öyle yapın tamam, da bizim hanımlarımız da onu görsün. Tamam, normalini yapıyorum zaten. Aha. Şu şekersiz. Şekersiz. Hı-hı.
Bu bir kişilik, evet, bir adam bir için. Bir kişilik, evet. Şöyle şu kadar kahvesini atıyorsunuz. Aha. Ondan sonra siz normalde ben el ayarını tutturuyorum ama evde yaparken fincanla ölçekli bırakıyorsunuz. Aa, anladım. Demeli evde yapsak içeceğimiz fincanla onu suyu doldururum. Böyle el alıştığı için kendim doldurabiliyorum. Kahve koydum fincana, hele bakın şu cana. Şekerini ne zaman koyacaksınız? Şeker kurmuyorum. Bu şu an şekersiz. Anladım. Ama ne zaman koyacaksınız? Koymayacak mısınız? Hayır. Buna şeker bırakmıyorum. Eğer şekerli, şekersiz içerseniz ona göre şekerini başta ilave ediyoruz. Aha, başta ilave etme lazım. Normalde ne kadar şeker atmamız lazım? Şimdi normalde az şekerli içen var. Orta şekerli içen var. Şekerli içen var. Bol şekerli içen var. Az şeker olursa bir az tane şekerli şeker. Bir tane, ortaya iki tane, şekerliye dört tane. Ha, tamam, hiç koymasanız. Hiç kurmasa bu şekil. Aha. Bu şekil pişiriyoruz onu. Sizin de onu pişirin. Bir şey soracağım, bunun yaranması tarihini biliyor musunuz? Nasıl? Tarihini, Türk kahvesi size mehsus. Rivayete göre bu Hürrem'in dövründe Avrupa'dan daş halında kahveni saraya gönderirler ve orada buna bakılır. Hiç kes bunun ne olduğunu anlamır. Hürrem söylüyor ki bunu pişirin de bakak dişliler falan ama tadını hissedebilmeler. Bunu pişirmeyi, kaynatmayı tavsiye eder Hürrem ve onu pişirirler. İçirler, tadına bakırlar, deyirlər ki yanına lokum koyun, o zaman şeker olmur, lokum koyun yanına ve böylelikle Türk kahvesi yaranır. Ne zaman pişti sayılacak o? Yani bu 4-5 dakikada pişer. 4-5 dakikada pişecek, evet, mi? Bunun üzerine köpükler çıktığını... Köpüğünü zaten görürsün ben nasıl pişiriyorum. Şimdi bunu birçok insan pişirirken yanlış pişiriyor. Ya mesela ben. Sen, hiç tutuzduramıyorum. O zaman öğreneceksin şimdi. Kahveyi taşırtmayacaksın. Çünkü onu içerken telvesi böyle ağzında şöyle ufak ufak şeyler ağzına gelir ya. Onu içerken ağzında hissedeceksin ama kaynadığı zaman onu bulamazsın. Şimdi rivayette herkes farklı bir şey anlatır. Mesela işte kahveyi içmeden evvel şöyle ufak, azıcık bir su ağzını çarkalarsın. Onu içtiğin zaman o kahvenin tadını alabilmen için. Hazır oldu? Yok, hazır değil. Hazır değil. Şu an karıştırıyorum bunu. Kahveyi üstüne bırakırken hemen karıştırmayın. Şöyle pişmeyle... Az kalmış. Az kalmış. Güzel bir karıştırın, bırakın öyle. İşte siz tam aziz hanımlar, siz olarak bunu bizde hanımlar hazırlayır evde. Kahve artık pişmesine 1-2 dakika kalmış onu karıştırmak lazım ki köpüğünü de tutabilirsiniz ve pişmesine de böyle diyeyim de mani olmayak. Çok pişirmememiz de lazımdı çünkü. Görürsün zaten o hafiften böyle kenarlarından, yani dikkatli çekin siz. Aha. Kahve kavururlar içmeden sağ. Artık kahvemiz pişti ve kahvemizi bak böyle süzürük. Aha. Burada da fala bakacak. Ben gedim de kahvemi içim. Tamam. Teşekkür ederim. Abi borcumuz ne kadar oldu? Borcumuz 5 lira. 5 lira. Tamam, bunu içim de beğensem vereceğim, beğenmesem vermeyeceğim paranızı. Tamam mı? Haydi yarın eylemeli, eylemeli. Güzel yarın gönlünü eylemeli. Gide kahvemizi çek. Kahve ile öz yorgunluğunuzu çıxarıb bilərsiniz. Elə mənim kimi. Kahve kavururlar içmeden savururlar, içmeden savururlar. Bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar. Hal-hazırda İstanbul'un çok meşhur bir yerinde, hansı ki bak gördüğünüz gibi inanırım ki İstanbul'da olan herkes burada olur. O körpünün üstünde balıklar tutulur, balıkçılar tarafından. Aşağıda ise küçük kafeler var, hansı ki o balığı öyle orada yerinde temizleyirler, kızardırlar ve yemek için konuklara, dilediğimde restorana gelen müşterilere təqdim edirlər. İndi onu size canlı canlı göstereceğim. Aman melekem, kavur balıklar. Merhaba, hoş bulduk.
Abi, bizi nereye davet edersiniz? Gel. Buraya davet edelim. Orada ne var? Orada balık ekmek var. Ha, nerede o meşhur balık ya ekmek? Buraya. Tamam, gelin gidelim. Balık ekmek yemeği gidelim. Gittik. Merhaba. Balık ekmeğin fiyatı kaç? 800 lira hanımefendi. 800 lira. Balık buradan şu an tutulmuş yoksa? Şu an ızgarada pişiyor hanımefendi. Bu da Türkiye'nin çok meşhur midyası. Hansı ki midyada, Türkiye'de, İstanbul'da özel olarak çok sevilir ve onu çok yiyorlar. Bunun fiyatı kaç? Bunun fiyatı da 10 lira hanımefendi. 10 lira hepsi. Bunu limonla. 1 tane var içinde 10 lira. Limon üzerine sıkıp da yiyin. Evet, limonu üstüne döküyorsun, lap diye yiyorsunuz. Bu da bugün tutulur, bugün. Tabii denizin altında çıkıyor bu. Bunu pişirmeye falan ihtiyaç var mı? Tabii, önceden onun pirinci de var, pişiriyor tabii ama içi doluyor. Nasıl yani, onu, yok, bu şu an pişmiş mi yoksa? Şu an pişmiş, evet. Suya, kaynar suya atıp kaynadım. Demeli, aziz tamaşaçılar, kardeşten xayiş edirəm ki 11-ni yiyərsiniz, mən onu göstərim tamaşaçılarımıza. Deyir ki 10 lira versəz, mən 11-ni yiyərəm. Mən sizə 10 lira verirəm, 11-ni yiyin də zəhmət olmasa. Bu da... Ben oruçlu olduğum için, beyefendi sen yiyorsun. Allah kabul etsin. 10 lira verirəm ki abi bunu yesin, belə şey yoxdur. Aha. Böyle sıkıyorsun. Aha. Bismillah diyorsun. Onun içindeki nedir? Düğüdü? Pirinç. Pirinç yani düğü. Bunu hazırlamışsınız onda, bu hazır tutulmuş şekilde değil de elaveler olur. Evde annem hazırlıyor. Afiyet olsun abi, muş olsun. 10 lira verdim ki kardeş onu yesin, anası evde hazırlayıp düğüler sonradan elaveler. Hiç görmemiştim onun aslında içini, ilk defaydı gördüm. On lira söylediniz, bu da sizin 10 liranız. Teşekkür ederim hanımefendi. Ben teşekkür ederim ama... Size iade ediyorum. Çünkü ben, yani bu da reklamımız olsun, buyurun. Yok. Siz bir tane yediniz ama... Ben yemedim, onu da sizin arkadaşlığınız yedi. Hepsini yemeniz lazım ki ben hakkımı alayım. Balık ekmek verin, o zaman bir tane balık ekmek verin. Gördüğünüz gibi abidir ki halallık olsun. Türklerde bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, bizlerde halallık çok önemlidir. Ve kardeş de deyir ki halallık olsun deyene, siz yemediniz, bizim kardeş yedi deyene pulunu almadı. Əvəzində balık ekmek. Ha, bu da bizim balık ekmeğimiz. Baxa bilərəm içine. İçinde ne var? Balık, bir de soğan. Soğan var, bir de kıvırcık var içinde. Kıvırcık ne? Soğan? Soğan, biber. Çahı. Çahı. Gittiği balık ekmeğimizi yemeye. Turşu sorgun, turşu. İndi istəyirəm sizə, onların dilində deysəm, Mısır bizim dilimizdə qarğıdalı, qarğıdalıdır, şabalıdır ki bunlarda her yerdə. Sizin dilinizdə kəstanə, bizim dilimizdə şabalıdır. Şabalıd da olabilir. Artıq şabalıd oldu. Evet. Mən bildiyim qədər ilin 12 ay demək olar ki, sizdə bunlar var. Həmişə var bizdə. Həmişə var. Fiyatı kaç? 100 gram 5 TL, 200 gram 10 TL, 300 gram 15 TL, 400 gram böyle gidiyor. Biz qarğıdalının? Qarğıdalı 2 TL, suda 2,5 TL, közde, korda. Kaç TL oldu közde? Közde 2,5. 2,5 TL demeli közde olur, evet. Suda kaynadılmış sade versin. ATV de. Evet, ATV. ATV. Bu bizim ATV ama. Azerbaycan ATV'si. 6 sene kaldım Azerbaycan'da. Nasıl? 6 il kaldım Azerbaycan'da. Azerbaycan'da danışabilirsiniz. Danışabilirim. Niye danışamıyorum? Ailelisiniz. Aileli. Uşaklar. Uşak yok. Uşak yoktu. İnşallah uşaklarınız da olur. Gezmeyeyim sizinle. Ne? Sizin gezmenizle. Yeznemiz siz. Ha, demeyin onlar ki bizim yeznemizdi. Kız Azerbaycanlıydı böyle var dedi işte. Gebeleden'di hanımımızdı. Ay ne güzel. Bakın geldik tezadüften. Taptık ki bizim yeznemiz de buradaymış. Beni tanıyan herkese selam diyorum burada.
Teşekkür ederim. İndi bizim yeznemiz bunun kıymetini ne kadar eləyəcək bizim için? Sizin canınız sağ olsun. Ne kadar istiyorsan öyle olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bilmek istedim. Görün bu Azerbaycanlılardan keçim bu qonaqpərvərliyi. Maşallah olsun keçim. Teşekkürler. Size de uğurlar. Size de uğurlar. Sağ olun. Sağ olun. Hal-hazırda Eminönü'ndeydi ve bacardığım kadar size informasiyalar vermeye çalıştım ki Eminönü'nde gelip de aç olduğunuz zaman bak burada maraqlı vaxt geçirip aynı zamanda ise karnınızı doyura bilirsiniz. İndi ise gezintimiz devam edilir ve ben gittim. Birazdan görüşecek. Hal-hazırda geze gelip çatdıq. Tam da körpünün altına Boğaz Körpüsünün hansı ki İstanbul'un her tarafından baxanda xüsus olarak gece görüntüsünde çok güzel bir abu hava verir İstanbul'a. Akşamlar çay süfrəsinin özel olmasını isteyen adamların üst tuttuğu Ali Baba kafesi var ki, en çok da nargilesi ile Türkiye'de çok meşhurdu İstanbul'da. Elə mən de istəyirəm, gedək ora. Merhaba. Bir hoş geldin yok mu? Hoş geldin var mı? Merhaba. Merhaba. Hoş buldun. Merhaba. Azerbaycan'dan geldin. Ha, hoş geldiniz. Geldik. Onlar bizim iyi dostlarımız. Biz de o yüzden geldik. Evet. Arkadaşlarımızla. Bizim en iyi müşterilerimiz Azerbaycanlı. Evet, bayraklarınız da bak orada. Güzel. Biliyorum ki her Azeri buraya geldiyse evet. İstanbul'a Ali Baba'ya nargile içmeden gitmez evet, burada. Ali Baba da benim. Evet, biliyoruz. Bu da Ali size da herkesin meşhur, herkesin yaxşı evet. Tanıdığı Ali Baba'nı şahsen size təqdim edelim. Bizim için oturma müsait yeriniz var mı? Teşekkürler. Siz yerinizi değiştirmişsiniz ama. Evet, orası bitti. Kapandı orası. Evet, biz de eski yerinize gitmiştik sizin. Bizim eskilerden Azeriler çok geliyordu. Şu an geliyor hepsi bizde. Bizde gelmemişler olmaz. Azeri kardeşlerimiz onlar biz. Biz 38 senedir bu işi yapıyoruz. Azeri kardeşlerim Türkiye'ye geldiği zaman ilk gelecekleri mekan Ali Baba'dır. Biz de böyle andımıza sadık kalıp ilk geldiğimiz mekanlardan biri de evet. Bura oldu. Yine mi buranın özellikleri var? Sizin özellikle çay süfreniz çok farklı oluyor. Çayımız, nargilemiz, yemek de koyduk burada. Gayet güzel burası. Ha, artık evet. Yemek de var. Yemek ama yok. Daha önceler yemek yoktu. Yemek yoktu ama yemeği koyduk. Hepsi bir arada. Herkes işini görüyor. Tamam, size bir soru vereceğim. Sonuncu sorum olacak. Fiyatlar nasıl? Yükseldi mi, indi mi? Yok, normal. Normal. Evet. Azeri kardeşlerimizden de her zaman gurur duyarım. Teşekkür ederiz. Hatta o zaman fark edersiniz bayraklar ne kadar Türk bayrağı varsa o kadar Azeri bayrağı. Azeri bayrağı var. Tanımayanları da Ali Baba kardeşle tanış elədim. İndi isə gedək bizim için özel çay süfrəsi hazırlanacak. Gedək çayımızı içək. Gördüğünüz gibi bak bu direklerin birinin uzunluğu 9 metredir. Burada ise en maraqlı məqamlardan biri Romalıların meduzalardan çok bərk korkmaları olub ki deyilənə göre, rəvayətə göre meduza kimin gözünün içerisine baxarmışsa o adam daşa dönə bilərmiş. Onlar nəinki canlı meduzadan, mən dedim heykel meduzadan da çok korkublar. Bu yüzden de onlar heykel meduzanın da başını aşağı koyublar. Digər sütunun altındaki meduza başı isə böyrü üstə qoyulub. Əsas məqam olub ki onlar heykeldən belə qorxublar və hətta deyilənə görə bax bura xırda pul qəpi atarsanız da arzu tutub atarsanız da arzun da mütləq həyata keçəcək amma təəssüf ki bizim üzərimizdə xırda pul yoxdur. Bu deməkdir ki arzumuz ürəyimizdə qaldı. Burada ümumiyyətlə sütunlar görünüşcə bir-birlərindən bir balaca fərqlidirlər, çox yox ama tam eyni də deyirlər. Məsələn, sütunlardan biri də budur ki, hansı ki bu sütuna ağlayan sütun deyirlər. Çünki bu digərlərindən fərqli olaraq həmişə həm yaş, nəm olur gördüyünüz kimi.
burada bir küçük bir delik var. Eğer arzu tutup parmağını oraya salıp 180 derece çevirebilsen demek ki arzun hayata geçecek. Şimdi ben de arzu tuturum. 180 derecede elimi çevirmeliyim. Çetin de olsa diyesen çevirdim, hatta 360 oldu. Diyesen ben bu arzumla hayata geçmeyeni lap çok istiyorum. Ben 180 değil de 360 derece parmağımı çevirdim. Ve arzum hayata geçende nöbeti seferimi mutlak buraya eleyeceğim. İndi ise gideyim. Bilirsiniz ki Türkiye'nin mətbəxi de çok zengindir yemek. Süs olarak ise onlar fast food yemeklerine daha çok üstünlük verirler. Aslında Türk dönerleri necə hazırlanır? Bak bunu size göstereyim. Merhaba. Merhaba abi. Kolay gelsin. Bu Türk döneri mi? Evet, Hatay usulü döner. Nasıl? Hatay usulü Türk döneri. Bir şey söylemek istiyorum. Bizde Bakı'da Türk döneri yapıyorlar ama herkes farklı yapıyor. Aslında onun nasıl yapılması lazım olduğunu söyleyebilir misiniz? Aslında ya, dönerden dönere fark eder. Abi nereye gittiniz? Ben şimdi onu sabit duramıyorum, kusura bakmayın. Ya, dönerden dönere fark eder. Şimdi biz Hatay usulü yaptığımız için bizimki başkasına göre farklı oluyor. Aha. Bizimki lavaşımız kendimize ait. Kendi sosumuz var. Ayrıca normal dönere sos koyulmaz. Bizimki soslu döner. Özel döner bizimki. Sosumuzu ilave edip ama bu sosun içinde çok aşırı yani 32 çeşit baharat var. Özel aparatla dönerin eti kesilir. El değmeden onu bıçakla değil de o aparatla kesirler. Bu da yeni mi çıktı bu? Bu bizde 5 seneden beri var. Abi gün arzında ne kadar döner satırsız? Gününe göre değişiyor. Mesela ne kadar oluyor? En az ve en çok. 70 kilo, 80 kilo, 100 kilo değişiyor, 150 kilo gününe göre değişir. Bir güne 70-150 kilo arasında döner satılır. Bu ne kadar döner eliyor? 100, 200, 500, 1000, 5000? Hemen 1000. Güzel, kolay gelsin abi. Bak böyle gördüğünüz gibi sizi İstanbul'un meşhur dönerinden de haberdar etmiş oldum. Ve kim yiyirse, kim döneri sevirse nuş olsun ona. Biz de gidelim ye artık. Operatörümle ben acından ölürüm. İndi ise istedim ki gelip görmüşken hal-hazırda Maraş dondurması var o tarafta. Eğer bu yol üstü metro keçip bitse biz de keçip oradan size Maraş dondurmasını, diğer dondurmalardan farkını ve esas məqamlardan birisi, istəyirəm yolu keçməyəm, ama biraz qorxuram. Əsas dondurmalardan fərqinin nə olduğunu bildirəcəm və onu da nəzərinizə çatırım ki, Maraş dondurmanı inanıram ki, İstanbul'a gələn herkes görür ki, çox fərqli şəkildə turistləri cəlb etmək üçün belə şov xarakterli verirlər. Elə gedək, o şov xarakterli dondurmanın dadına biz də baxaq. Dondurman buz gibi buz, şəkər mi yoxsa karpuz? Alaçilekli dondurmam yok mu tadına bak. Abi merhaba. Merhaba. İsminiz? İsmim Cenk. Siz burada ne yapıyorsunuz? Kahramanmaraş dövme dondurması satıyoruz. Bir tane de bana Maraş dondurması verseniz. Ama bu arada sorular, siz yapın da ben size birkaç şey soracağım. Ha, sizin de ben alacaksınız. Sağ olun, bu benim dondurmam. Dondurmamız burada efendim. Oo. Abi korkutmadan ben de yavaş yavaş yaparım. Sade mi olur? Sade olsun. Bilmem başka ne var ki? Çikolata da var. Çikolata, limon, fıstık, muz. Hepsinden var. Hanımlara sevdalı beyler, parasını almadan tattırma. Parasını almadan tattırma. Bu dondurma keçi sütünden yapılmaktadır. Evet, orijinal salep kullanılır. Gerçek Maraş dondurmasıdır.
dövme dondurmadır. Bakın ellerimizde de görebilirsiniz. Siz nasıl dövüyorsunuz? Biz bu şekilde dövüyoruz. Bunu dövdükten ne olur ki? Tadı güzelleşiyor, lastik gibi uzar bu şekilde. Demeli bu dondurmanı böyle şekilde dövürler ki böyle uzanabilsin dondurma. Bunun özelliği budur ve aynı zamanda ise keçi sütünden hazırlanması diğer dondurmalardan tadını daha farklı eləyir. Borcumuz ne kadar oldu? 6 lira. Dondurmam buz gibi buz, şeker mi yoksa karpuz? Ay Bilra, Maraş'tan. Asar keser metreyle satar. Abi ne düşeceğini inirsiniz. Düşmez düşmez. Ala çilekli dondurmam yok mu tadına bakar. Ala vişneli dondurmam. Azerbaycan'a selam. Bakü'ye selam olsun. Bakü'ye selam olsun. Selamun aleyküm. Hal-hazırda Qızıl Tükanındayıq. Hədiyə almaq üçün orada bir təsbih gördüm. Təsbih sizin dildə də təsbih deyil mi? Ona baka bilir miyim? O kız altın mı yoksa? Planta, siyah planta. Planta ne? Platin? Brilliant? Bütün gördüğünüz bakın bu təsbih bütün brilliantdır. Qəhvərəngində brilliant. Bunun fiyatını öyrənə bilir miyim? Artıq əllərim əsdi. $19,000 baxın. Əziz tamaşaçılar, əslində hədiyə üçün baxırdım amma $19,000. Merhaba. Merhaba. Burası sizin mi mağaza? Çok şükür bizim evet. İsminiz? Muhammed Akpınar. Muhammed abi biz Azerbaycan'dan geldik. İsmim Nergis. Biz bir program için geldik de çekimler yapıyoruz ama esas amacımız bir Türk vatandaşını Azerbaycan'a aparıp onu Azerbaycan'la tanış etmekti. Onu orada gezdirmekti. Hiç oldunuz mu Azerbaycan'da? Yok, gitmedim Azerbaycan'a. Gitmedim ama. Gitmek istiyor musunuz? Tabii ki. Sizin yurt dışı için pasaportunuz var. Var mı? Var. Güzel. O zaman sizin bir adım ileride olduğunuzu söyleyebilirim. Evet. Ama size birkaç sorularım olacak Azerbaycan'la bağlı. Eğer sorularıma cevap verseniz, o zaman siz bizim verilişimizin galibi olup bizle Azerbaycan'a gideceksiniz. Ne dersiniz? Soralım bakalım. Buyurun, dinliyorum. Ama soruma cevap verebilmezseniz istediğim en güzel, en tatlı tatlını götürüp de gideceğim. Tamam. Bakın görüm, eğer kardeş udusa, ben ne götürüp aparacağım. Seçeneği yerik. Ne hoşunuza gelir? Fıstıklı. Hı? Hansı? Abi bu fıstıklıdan alacak. Eğer udusaz. Yaxşı, hele indi yok. Belki uddunuz. Yok olsun. Yok, tadını bilirim. Tadını bilirim. Tadını bilirim. Tabii tadını bilirim. Ben siz cevap verebilmezsiniz, ben onu götürürüm. Ama balacasını yok, biraz daha büyük olanı götürüp gideceğim. En tamam mı? Elini vereceğim sana. Ha, tamam. Ama çalışın, kazanasız. Tamam. Burada bitki çayları da var. Bu bitki çayları da organizma çok hayırlı. Hatta mesela ben bu çayı bilirim. Burada dinlendirici çaylar falanlar var. Var, var. Güzel. Çayımız var, elma çayımız var. Hazırsızsa esas meseleye geçeyim. Siz evlisiniz? Evet, evli. Yani karınız sonra demez ki hara gidersiniz? Bir şey demez o. Bir şey demez? Onu da başka yere gönderirim, ben de onu başka yere, biz de Azerbaycan'a gideceğiz. Azerbaycan'dan ümumiyyətlə ne informasiyamız var? Azerbaycan hakkında ne məlumatımız var? Azerbaycan bizim kardeşimiz, her şeyi biliyoruz. Sorun her şeyi biliyor musunuz? Çoğu şeyi biliyorum. İndi yoxlayarıq göre kardeş her şeyi bilir. En sade size doğru sual vereceğim. Çok sade bir sual vereceğim. 30 saniye zamanımız var. Yaxşı düşünün. Bir soru soracağım. Evet, tamam.
Hələ ki. Amma buna cavab versəz növbəti sorum olacaq. Azərbaycanın 5 şəhərinin adını söyləmənizi istəyəcəm. 5 şəhər. Vaxtınız gedir. 5 şəhər. Buyurun. Bakı, Bakı. Başlayaq. Bakını hamı. Başqa bilmirəm. Bakı. Başqa nə var? Çox zor. İnternete 30 saniyə var. 30 saniyədə baxın. Bakı, başqa nə var haqqətən ya? Haqqətən aklıma gəlmədi. Məncə siz abi yardım edin də, pardon. Məncə siz abi yardım edin də o. Yoxsa tatlı gedəcək. Siz onu bir paket eləyin. Amma sizin üçün Azərbaycanla ilgili bir soru sorursunuz ki, Türkiyə ilə ilgili soru. Mən sizi Azərbaycana aparıramsa, mən Azərbaycanla ilgili bir soru sormalıyam. Məsələn, siz mənə bu sorunu versəydiniz, mən rahat şəkildə cavab verəm. Hazırlıqlı gəlmişsin. Bakı bizim başkəntimizdir, Azərbaycanın başkəntidir. Evet, mən sizdən 5 şəhər soruşdum. Əgər bu sorunu bir də sizdən soruşsalar, rahat şəkildə deyin, sayın, Şəmkir, Toğuz, Gəncə, Lənkəran, Masallı, İmişli. Siz bizim tatlımızı verin. Çox təəssüf, maalesef. Əslində doğrudandır. Buradan bizim amacımız bir türk vətəndaşını Azərbaycan... Yox, daha bu soruya cavab vermədiniz, ona heç cavab verə bilməzsiniz. Merak etdik, şimdi çatlatmayın bizi meraktan, söyleyeyim bari. Ona heç cavab verə bilməzsiniz. Siz... Niyə kəsirsiniz? Daha iyi, yemin için. Hə, yaxşı, kəsin. Bu nə? Bu nə? Çikolata. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, o yüzden. Teşekkürler. Ne tatlıdır bu? Çok mutlu oldum. Kazanamadık ama problem değil ya. Tanışmış olduk sizinle. Ama ben kazanmış oldum. Yani. İyi, ben daha çok mutlu oldum. Sağ olun abi, teşekkür ederim. Bunu da aldım. Gidebilirim. Azeri kardeşlerimize selam söylüyoruz. Hep beraberiz biz. Biz ayrılmadık. Hep kardeşiz. Kapalı Çarşı'ya da hoş geldiniz. Şehrisaray dükkanımıza. Herkesi bekliyoruz buraya gelenlere. Teşekkür ederim abi. Şunu söylemek istiyorum. Buraya gelenlere de Azerbaycanlılar kardeşlerimize %20 indirim yapacağız. Bugün İstanbul'u bacardığımız kadar gezdik ve bacardığımız kadar da buranın əhalisiyle tanış olmaya çalıştık. Onlara sual verdim. Çok təəssüf ki, sualıma heç kəs düzgün cavab verə bilmədi. Biz bugünlük İstanbul'da sağlaşırıq. Növbəti həftə görüşmək ümidi ilə sağ olun. Salamat qalın, gözünüz hər zaman ATV-də olsun.